Bize ev sahipliği yapan Sarayköy'de bu güzel salonu bizlere açan Sarayköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Necati Özbaş aramızda. Bize onur ettiler. Teşekkür ediyoruz efendim katılımlarınızdan dolayı. Gerçekten çok sağ olun. Bu ev sahipliğinden başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese de bir alkış göndermek istiyorum sizin aracılığıyla. Sporcuları çok kendimize gelelim. Başta belediye başkanımız ve emeği geçen herkese bir alkış gönderelim dedim. Şimdi program başlamadan önce biliyorsunuz hem benimle hem de civarda diyelim antrenörlerle, hakemlerimizle röportaj yapan bazı kişiler vardı diyelim. Gazeteci arkadaşlarımız onlar tabii basınımızın güzide mensupları. Evet ondan bahsetmek istiyorum. Sarayköy YouTube kanalı sizlerle röportaj yapan belki oyuncularla da yapmış olabilir. Benimle yaptılar, antrenörlerle, hakemlerimizle yaptılar. Onları Sarayköy YouTube kanalından izlemeniz mümkün olacak. Abone olmayı da unutmayın tabii ki değil. Efendim sunucumuzun yanındayız. Bugünkü müsabakalarımızı sunucumuz sunacak yanımızdaki. Bu sunuculuk nasıl bir şey? Tabii maçlarda ayrı bir heyecan oluyor aslında. Onu merak ediyoruz. Biz de onu soracağız. Sorularımızı yöneltecek. Öncelikle isminizi alabilir miyiz? Evet ben Abdullah Çelebi. Hem sunuculuk hem de spor anonsörlüğü yapıyorum. Bazı profesyonel maçlarda spor anonsörlüğü yapıyorum. Bazı etkinliklerde de sunuculuk yapıyorum. Aslında bugün... Aslında ben teşekkür ederek başlamak istiyordum. Sarayköy bize bu ev sahipliğini yaptığı için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Spor salonunu açtınız bizlere. Zekai Doruk'un bir organizasyonu bu ve Denizli'de 4. defa gerçekleştiriliyor Pamukkale Belediyesi'nin katkılarıyla. Bugün hem etkinliği hem de spor anonsörlüğünü bir araya getireceğiz. Nasıl olacak bu iş? Etkinlik deyince tabii ki bir sunum var içerisinde. 50 ilden yaklaşık 50 spor kulübünün 750'ye yakın sporcusu var burada şu an itibariyle ki organizasyon ikiye bölünmüş şekilde bir kısmı bugün gerçekleştirilecek, bir kısmı da yarın gerçekleştirilecek. Artık dereceye girenler de yarın madalyalarını almış olacaklar. Bir lig var Türkiye içerisinde. O lig devam ediyor ve Denizli içerisinde birinci etabı yapılıyor. 4 defa etap tamamlandıktan sonra artık bir sıralama oluşacak. Öncelikle ismini öğrenebilir miyiz? Gülistan Durmuş. Peki Gülistan nasıl başladın bu spora ve nereden katılıyorsun? Aydın'dan katılıyorum. İlk önce ben kadınları düşündüm. Her kadın haberlerde duyduğum üzere hep acı çekiyor. Ondan bu spora başladım. Ondan bu spora hem savunmayı öğreneceğim hem de şampiyon olup geleceğim. Peki buradan yaşıtlarına ne söylemek istersin sporla alakalı? Bu spora girin. Hem sağlıklı beslenirsiniz hem de kadınlara güzel ve savunmanızı gösterirsiniz. Nasıl başladın bu spora? Bu spora ben hiperaktif olarak başladım. Sonra hocamın beğenmesiyle ben böyle daha çok hani şampiyon olmak için bu spora devam ettim. Peki kaç yaşındasın sen şu anda? Şu an 10 yaşındayım. 10 yaşında bu sporu yapmak yoruyor mu? Daha da iyi mi geliyor sana? Evet birazcık yoruyor ama daha çok şampiyon olmama da yarıyor. Peki ailen bu süreç içinde seni destekledi mi? Böyle devam et kızım sen yaparsın dediler mi? Evet dediler. Ben peki de... Buradan yaşıtlarına ne söylemek istersin? Bırakmasınlar. Yoruluyorlar evet. Ama yani bırakmasınlar. Yani güzel bir spor. Ece Orhan. Peki Ece nasıl başladın sen bu spora? Biz okula yeni başladık. 5. sınıfta başladık. 1. dönemden başladım. Acayip iyi bir spor. Öneririm herkese bunu. Peki sen kaç yaşındasın? 11. 11 yaşında bu sporu yapmak seni yoruyor mu yoksa daha da keyif mi alıyorsun? Daha keyif alıyorum. Diğer öğrencilere ya da çocuklara öneriyorum bu sporu. Güzel bir spor. Sporcularımızın olduğu kadar sporcuların velilerinin de yanına gitmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Öncelikle merhabalar. Nereden merhabalar. Geldiniz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Denizli merkezden geliyoruz. Deniz Uçkan benim ismim. Kardeşlerim ve yeğenlerim dövüşüyor. Onlar için geldim. Peki sporcu geçmişi nasıl olmalı? Çocuklarınızı spora vermişsiniz. Spora teşvik edilmeli mi çocuklar? Kesinlikle spora teşvik edilmeli. Yani sporun hem ahlaki yönden hem böyle ortamların kötü ortamlardan uzaklaşması adına. Ben kendi ailemde şu anda 6 tane sporcu genç ve çocuk olmak üzere insan var. Yani ben sporun kesinlikle insanlar için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Antrenör arkadaşlar,
Sayın Erdoğan.